Türkiye'nin savunma sanayine ayırdığı kaynak gayri safi milli hasılanın %2-2,5 kadardır. Öyle devasa kaynaklar aktarmıyoruz. Ama kendi içinize ayırabildiğiniz için, dışarıya vermediğiniz için, örnek bir rakam vereyim ben size. Hani geçen günlerde biz Azerbaycan'a SİHA'lar vermiştik, hatırlarsınız. Evet. Bu SİHA'ların kullanılmasından sonra Kanada bize şey koydu, ambargo koydu. Dedi ki ben size dedi bunu vermeyeceğim artık. Mesela onu biz daha önce başka bir ülkeden alıyorduk. O ülkeden aldığımızda, yanlış hatırlamıyorsam, onun maliyeti yaklaşık, bize sattıkları maliyet 250 bin dolar civarındaydı. O gelişmiş olan sistemin. Biz üretmeye başladığımız andan itibaren fiyatı kaça düştüğünü söylesem inanmazsınız. Kaça düştü? Onda birine düştü. Onda birine tekrar almak ister misiniz diye. Yani bu böyle bir şey. Siz kendiniz üretmeye başladığınız andan itibaren... Her şey bambaşka bir hale alıyor tabii o zaman. Hem kendi ülkenizin kaynaklarını kullanmaya başlıyorsunuz, hem şirketleriniz kar etmeye başlıyor, hem orada insanlarınız çalışmaya başlıyor. Bir de neredeyse bazı ürünlerde onda bire kadar inen fiyat avantajlarınız oluyor ki bu savunma sanayine çok daha büyük kaynağın aktarılmasına yol açıyor. Aynı parayı veriyorsunuz ama aynı parayla 10 misli iş yapıyorsunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Bugün savunma sanayinde bu kadar çok projenin hayata geçirilmesi önemli sebeplerinden bir tanesi, kendi finansmanınız ve kendi iş kaynağınız ve iş gücünüzle yapmanızdan kaynaklanıyor.